Evet. O kadar da konuşmuştuk. Selam. Evet, Kayseri'ye gitmek için bekliyoruz şu an. Uçağımız geldi ama uçağın ışıkları kapalı yani. Sen sadece orada duruyor. Başında... Ay çok heyecanlı çünkü ilk defa kapalı okey. Yani sesim de çıkamıyorum. Elim çıkmasaydı değildi. Neyse saçım da güzel çıkıyor. Evet. Ailemiz de güzel bir tatil olacak. Kızlar. I hope so. Evet, ne düşünüyorsunuz gençler? Tatilimiz hakkında. Heyecanlıyız. Heyecan tamam. Heyecan tamam. Sana sormak lazım uçağa binince. Ah. Kayseri'ye inmeyi tercih ettik çünkü İzmir'den Nevşehir'e direkt yoktu. Belki de vardı ama çok pahalıydı. O yüzden biz Kayseri'den Kapadokya'ya gitmeyi tercih ettik. Ay çok kötü görünüyor, kusura bakmayın. Neyse ama yapabileceğim bir şey yok, sağlık önemli. Oteli arayıp bir shuttle bus istedik. Onunla beraber gideceğiz bakalım. Bir saat yol herhalde buradan Nevşehir'e. Çok güzel yapmışlar. Hello. Fayansa da bakalım. Ay gayet güzel. Değil mi anne? Gayet güzel yani. Çok güzel, evet. Ortada bineceğiz mi? Ben de çok istiyorum Özgür. Ben de. ATV mi istiyorum ben? ATV. Hepsini istiyorum. ATV. Atabilirsin. Evet, çok güzel. Selam. Şimdi bizim... Ay maskeli de çok kötü oluyor ama...
otelden aldılar. ATV turu için bir yere götürüyorlar. O yüzden ATV'ye gideceğiz. Görüşürüz. Şimdi ATV yapmaya geldik. Bayağı. Şimdi ATV'ye bineceğiz, tur yapacağız bakalım. Göstereceğiz. Annem kameraman olacak. Merhaba. Aa, ben de varım. Biz burada mı? Yani 15 dakika mola veriyor. Böyle güzel bir yere getirdi bizi fotoğraf çekmek için. Gerçekten ya şu an bir filtresiz ve mükemmel değil mi? Yani çünkü yukarısı o kadar güzel ki. Mükemmel. Çok hoşumuza gitti. Fiyatı da 2 kişi 175 TL. Bence gayet güzel bir saat. Aymadım. Evet, bugün turumuz var. Oho, evet. İki tane tur varmış. Bir tanesi yeşil tur, bir tanesi kırmızı tur. İkisi de ayrı yerlere gidiyormuş. Biz yeşil turu tercih ettik. Çünkü daha çok gezilmesi gereken yer vardı. Gideceğiz rehberimizle. İlk durağımız olan Fadoki Panorama gibi bir yemek var. Mükemmel bir yer. Müş, gerçekten çok güzel. Burada bu, evet, öyle şapka var da olabilir. Böyle Kapadokya Panorama'ya geldiğimiz zaman tam böyle çok güzel bir manzaranın karşısında böyle güzel bir alışveriş merkezi de var. Yani alışveriş merkezinde de kaldım. Yani böyle güzel şeyler satılan yerler var. Buradan bir şey alabiliriz bence. Şimdi ikinci durağımız olan yere gidiyoruz. Bakalım nereye? Evet, ikinci durak Pigeon Valley, yani güvercin vadisine geldik. Annen nerede Ezgi? Hayır. Anne video çekiyorduk ya. Bu aşağıda gördüğümüz yer güvercinlik vadisiymiş. Yani şu an aslında çok kusur olmamasına rağmen eskiden çok kusurmuş. Çünkü İncil'e göre, yani burada daha önce yaşayan kolonilerde Hristiyanlarmış. Onlara göre güvercin çok kutsal bir hayvanmış. O yüzden burayı da çok kutsal görüyorlarmış. Bu aşağı vadi falan. Hatta güvercin evleri var. Böyle değişik şekillerde. Tabii şu an gidemiyoruz. Çünkü yani biz günlük tur aldığımız için gezemiyormuşuz. Tek başımıza geldik. Kayboluyor. Aynen, kaybolunuyormuş. O yüzden olsun be. Buradan da bak. Karışık ama ya. Bayağı o taraflara karışık. Gitmek aynen, ölüm aynen, bence. Aynen. Kabul olur. Anlattın mı hikayesini buranın? Anlattım. Eskiden kutsal olan bir yer. Şu an hiç kutsal bir şey yok. Sadece turizm amaçlı. Hatta kışın kimse gelmiyormuş. Evet. Güvercin de yokmuş. Güvercinleri besliyorlarmış. Ama gelin görün.
Eskiden kutsal sayılıyormuş güvercinler ama 9. yüzyıldan sonra güvercin pisliklerini toplayıp şarap yapımında. Ay, ama ne bir şeyde kullanılıyorlarmış. Yani. Öyle bir şeydi galiba. Evet. Kaymaklı yeraltı şehrine gireceğiz. Bizim bize kart almayı tercih ettik. 60 TL en azından her yere girebilelim diye. Güneş çok olduğu için bakamıyorum. Daha karlı oluyor. Yani aslında isterseniz turla geldiğiniz takdirde belli bir ücret ödeyip de girebiliyorsunuz. Hani tur kapsamında ama turun fiyatını biraz daha düşürmek amaçlı kendinize kartınızı kendiniz alabiliyorsunuz. En azından her yere gezebilirsiniz Türkiye'de bir yıl boyunca. 300 tane giriş ücretsiz oluyor. Bakalım neler göreceğiz aşağıda. Heyecan oldum. Arada bazı yerlerimizi gönderiyoruz. Tabii ki. Yer altındayız. Oo, iniyoruz ya. Yalnız çok soğuk ha. Evet. Vadisi'ne geldik. Burada 390 tane merdiven varmış. Bunların aşağı tek tek ineceğiz. Neyse ki geri çıkmayacakmışız. Çünkü koyardı. Kilometre yolun 2 kilometresini yürüdük ve görmüş olduk. Arkandan bir yerden bir şeyler çok yoruldum. Neyse ki çay bahçesi var. O yüzden biraz duruyoruz. Şimdi mola veriyoruz. Geberdim yani. Yemin ederim yoruldum. Bir kere oturdum oraya. O kadar rahat. Neyse yolda devam ederiz. Şey oldum o zaman da. Ay şimdi birazdan. Selime Katedrali'ne geldik şimdi de. Burası böyle çok güzel bir yer ama çok yürüyeceğiz gibi ve zaten şimdiden yorulduk. Bir şey yapacağız mom. Yukarız biz. Yoruldum. Burası da manastırmış böyle çok eskilerden kalma. Burada eğitim görmek isterdim şahsen. Başta. Kanka şuradan mı çıkacağız buradan mı? Ama kaybolmak hiç istemiyorum. Hadi gel senle bir şeyler deneyelim. Bunu deneyimleyelim. Aa, orası şeymiş lan. Enterist'in böyle gideceğiz zannetti. Ule. Korktum. Thank you.
artık dönüş yoluna doğru geçiyoruz. Acayip yorulduk yani. Artık odadan falan görüşmek dileğiyle veya başka yerlerde. İkinci günde sonuna geldik. Bye. Günaydın. Bugün üçüncü günümüz Kapadokya'da, yani görünmedi. Bugün ne yapacağımız hakkında bir bilgimiz yok. Öylesine bir şey yapacağız yani. Hayırlısı. Selam, Göreme Açık Hava Müzesi'ne geldik. Zaten bildiğiniz gibi daha önce söylemiştim, bizde kartınız varsa ücretsiz oluyor. Ama HES kodunuz olması gerekiyor. Yoksa giremiyorsunuz. Şimdi böyle güzel yapılar göreceğiz. Yapılar değil yani, doğal şeyler. Gezelim. Yemekhaneymiş en sevdiğim. Yine mi ya? Yemek var mı? Değil.